Evet arkadaşlar, bu dersimizde nav var, yani menü var. Nasıl yapılıyor bunu öğreneceğiz. Menü var genel olarak logonun, menü içeriğinin, hatta onun üzerinde ekstreden arama kısmının bulunduğu alanların hepsinin bir arada bulunması diyebiliriz arkadaşlar. Hemen gelelim. Öncelikle bir logo nasıl oluşturuluyor bunu öğrenelim. Buraya bir nav etiketi oluşturuyorum. Bu nav etiketine gelerek class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına da navbar yazıyorum. Bu şekilde navbarı oluşturmuş oluyorum. Bunun haricinde içeriği hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Buraya navbar-lite diyorum. Tabii bu class'ın içerisinde olması gerekiyor. Hemen şurayı düzeltelim. Yani class tanımlaması bu. Navbar-lite diyorum. Daha sonra örneğin içerisine gelerek bir a etiketi oluşturalım. Yani link etiketi oluşturalım. Bu a etiketine de örneğin class tanımlaması yapalım. Bu class tanımlamasına da navbar-brand diyelim. Bu şekilde bu alana logomuzu yazabiliyoruz arkadaşlar. Resim olarak da, yani imaj olarak da gösterebiliriz. Öncelikle yazı olarak nasıl gösteriyoruz ona bakalım. Buraya nav var. Logo yazıyorum. Şimdi burayı öncelikle hemen alt tarafında siliyorum. Şöyle düzgün olsun. Şimdi bunun haricinde hemen bir arka plan tanımlayalım. BG tire bu da light olsun. Şimdi kaydediyorum ve tarayıcıya giderek hemen kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi burada bir navbar, yani menü bar alanımız oluşmuş oldu. Şimdi bunu inceleyecek olursak hemen şöyle yan tarafa çekiyorum. Burada navbar dediğimiz zaman bu alanı oluşturuyoruz komplesine. Onun haricinde navbar tire light dediğimiz zaman bu alanın içerisinin, yani ona göre siyah tonunda bir renk almasını sağlıyoruz. BG tire light dediğimiz ise buradaki arka plan rengi arkadaşlar. Şimdi bunu daha iyi anlamak için burayı tekrardan kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek tekrar yapıştırıyorum. Bu sefer navbar light yerine dark yazıyorum. Bu da ikinci durum arkadaşlar. Şimdi dark yazdığım zaman arka planın siyah tonunda olduğunu söylüyoruz. Bu içeriğinin kısacası yazımızın da bu durumda beyaz olmasını sağlaması gerekiyor. Fakat bizim bu sefer arka planda BG tire light olduğu için yazımız belli olmayacaktır. Hemen inceleyelim bunu. Geliyorum buraya, F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi burada yeni bir alanımız oluştu. Fakat yazımız burada olduğu halde gözükmüyor. Şimdi aralarına öncelikle bir boşluk bırakalım bunların. Buraya geliyorum. MY-5 diyorum. Şimdi bunun haricinde ne yapabiliriz? Mesela BG Light yerine BG Dark dersek buraya, arka planı yani siyah verirsek çok net bir şekilde gösterebiliriz. Geliyorum buraya, F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi burası BG Light kısmı, burası BG Dark kısmı. Burada navbar light dediğimiz için yazımızın rengi siyah tonunda. Burada navbar dark dediğimiz için de yazımızın rengi burada beyaz tonunda. Şimdi gelelim, devam edelim. Başka neler var? Bunları öğrenelim. Örneğin bu navbar tanımlamasının hash class yapısıyla tanımlaması da var. Önce ona da bakalım. Geliyorum, bu en baştakini tekrar kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek bir daha yapıştırıyorum. Hatta buna da bir class tanımlaması yapalım. MY-5 diyelim. Şimdi buradaki A kısmını siliyorum. Buraya bir span oluşturuyorum. Bu span içerisinde yine aynı şekilde logo yazalım. Span'a geliyorum. Bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına yine navbar brand diyorum. Bunun haricinde burada ekstra class tanımlamaları yapabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin mb-0 dersek alt taraftan bir boşluk bırakma anlamına geliyor. Yan tarafa gelelim. Bir de h1 yazalım mesela. H1 özelliklerini alsın. Şimdi tekrardan kaydedip bunu da bir kontrol edelim. Geliyorum buraya. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tanımlama yapmış olduk. Bunun yazı rengi biraz daha koyu bir şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar. Arasında böyle bir ufak bir fark var. Kullanımları bu şekilde. Bunun haricinde gelelim buraya. Bunların logoları nasıl oluşturuluyor ona bakalım. Yani önce bir logo koyalım. Yanına da logonun yazısını yazalım mesela. Bunun için Bootstrap'in sitesine girelim. Buradan geliyorum. Get Bootstrap yazıyorum ve siteye giriş yapıyorum. Burada Get Starter kısmına giriyorum. Buradan hemen Component kısmına geliyorum. Component kısmından da Navbar'ı buluyorum. Bu Navbar kısmına geldiğim zaman aşağı doğru iniyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi Bootstrap bir logo kullanmış. Hemen buna bakalım. Sağ tıklıyorum buna, incele diyorum. Yolunu öğrenmek için. Burada Image demiş, SRC yolunda burada yolunu belirtmiş. Hemen bunu kopyalayalım. Bu yolu kopyaladıktan sonra burada en üstte getbootstrap.com'dan sonraki kısmı silelim ve kopyaladığımız kısmı yapıştıralım. Enter'a bastığım zaman evet, logoya bu şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi o zaman ben de bu linki alıp sistemde kullanırsam, yani projeme dahil edersem bu logoya ulaşacağım. Hemen buna bakalım. Şimdi öncelikle buraya bir yapıştıralım bunu. Burada dursun. Bu ortadakini kopyalıyorum öncelikle. Buradaki navların en altına gelerek bir daha yapıştırıyorum.
Şimdi logo kısmını siliyorum. Aşağı doğru gelerek sıfırın içerisine giriyorum. Buraya öncelikle img etiketi oluşturuyorum. Bu etiketin yoluna, src kısmına, yani burayı alıyorum, direktmen yapıştırıyorum. Bunun haricinde bir yükseklik verelim ve genişlik verelim. Öncelikle width diyorum. Buraya 30 diyorum. Yan tarafa geliyorum. Height diyorum buraya da. Buna da 30 diyelim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra kaydedelim. Hatta isterseniz yanına bir de bootstrap yazısı yazdıralım. Hemen img'den sonra yan tarafına gelelim. Yani aşağı tarafına gelelim. Buraya da bootstrap yazalım. Şimdi tekrardan kaydediyorum ve tekrar tarayıcıya giderek hemen kontrol ediyoruz. Buraya F5'e bastığım zaman gördüğünüz gibi bootstrap'in logosunu da bu şekilde kullanmış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi genelde sitelerde görmüşüzdür. Bunu küçülttüğümüz zaman, böyle aşağı doğru geldiğimiz zaman burada telefona göre ya da tablete göre ya da normal masaüstü de olsa belli bir boyuta geldiği zaman burada 3 çizgi olur. O çizgiye tıkladığımız zaman da menümüz açılır, kapanır. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu öğrenelim. Hemen geliyorum buraya. Bir tanesini kopyalıyorum. Örneğin şu bootstrap olanı kopyalayalım. Aşağı doğru geliyorum. Tekrardan yapıştırıyorum. Burası aynen kalsın. Yani logomuz aynen dursun. Şimdi buradaki span'den sonra, tanımlamamızdan sonra açıkçası bir buton olsun. Yani bir butona tıklandığı zaman da menümüzü gösterelim. Öncelikle bu butona geliyorum. Bir class tanımlaması yapıyorum. Class tanımlamasına now var toggle yazıyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra toggler olacak arkadaşlar, pardon. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen yan tarafa geliyorum. Type tanımlıyorum. Type kısmına buton diyorum her zamanki gibi. Sonra bir tanımlama daha yapıyorum. Data tire toggle yazıyorum. Burada işlevini göstereceğiz arkadaşlar. Hemen eşittir tırnak içerisinde collapse yazıyorum. Daha sonra yan tarafa geçiyorum. Bir şey daha tanımlıyoruz. Buraya data tire target diyoruz. Burası ise tıklandığı zaman hangi ID'ye, yani hangi kısmı açmamız gerektiğini tanımlamak için ayarladığımız bölüm. Şimdi buraya ne verirsek daha sonra açmasını istediğimiz kısma da aynı ID'yi vermemiz gerekiyor. Örneğin buraya diyez koyuyorum. Bu diyezden sonra now var yazalım buraya. Hatta now var başka bir şey olsun. Now var menü olsun. M'yi de büyük harfle yazdım. Now var menü yazdıktan sonra başka bir kısımda, örneğin bir div kısmını ID olarak now var menüyü tanımlarsa bu butona tıklandığı zaman o içeriğin açılmasını sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra direktmen buton olarak göstermek yerine bunu ikon olarak gösterebiliriz. Hemen bu butonun içerisine geliyorum, bir span tanımlaması yapıyorum. Span tanımlamasına geliyorum, bir class tanımlaması yapıyorum. Buraya navbar tire toggler yazıyorum. Daha sonra tire diyorum, ikon diyorum. Bu şekilde de ikon oluşmasını sağlıyorum. Şimdi kaydediyorum. Hemen tarayıcıya giderek öncelikle bir kontrol edelim. Geliyorum, F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki simgeyi oluşturmuş olduk. Şimdi ise buna tıklandığı zaman açılması gereken alanı ayarlayalım arkadaşlar. Hemen geliyorum tekrardan buraya. Bu sefer butonun alt tarafına geçiyorum. Butonun alt tarafına öncelikle bir div oluşturuyorum. Bu divi oluşturduktan sonra geliyorum buraya. Class tanımlaması yapıyorum. Yine şurada tanımlamış olduğumuz collapse tanımlamasını burada tanımlıyorum. Şimdi buraya aynı şekilde collapse yazıyorum. Daha sonra yan tarafa gelerek navbar tire collapse diyorum aynı şekilde. Bu işlemi de yaptıktan sonra bir ID tanımlaması yapmamız gerekiyor. Bu ID tanımlaması da bu butona tıklandığı zaman buraya ulaşabilmesi için. Burada tanımladık zaten. Data target dediğimiz alan bunun içinde. Yani navbar menüyü burada ID olarak tanımlamam gerekiyor. Geliyorum buraya, bir ID tanımlaması yapıyorum ve navbar menü yazıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık bu butona tıklandığı zaman bu içeriğin açılmasını sağlayacağız. Hemen buraya bir örneğin paragraf oluşturalım ve lorem yazımızı yazalım. Bakalım gösterebiliyor muyuz? Kaydedip hemen bir bakıyorum. Tekrardan F5'e basıyorum önce. Şimdi buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman burada yazımızı göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bunun yerine bir menü ayarlayalım. Tıklandığı zaman menümüz gözüksün. Şimdi geliyorum buraya. Buradaki paragrafı öncelikle siliyorum. Menümüzü oluşturmak için UL etiketini kullanıyorum. UL etiketine geliyorum. Bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına nav-nav diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra alt tarafa geliyorum. Bir lise item oluşturuyorum. Lise item'a hemen gelerek bir class tanımlaması yapıyoruz. Buraya nav-item, daha önce de öğrendiğimiz gibi class tanımlamasını kullanıyoruz. Nav-item yazdıktan sonra örneğin bu aktif olarak gelsin. Onun için de buraya aktif yazıyorum. Daha sonra bu lise item'ın içerisine gelerek lise item'ın içerisinde gözükmesini istediğimiz alanı tanımlıyoruz. Örneğin bunun için de bir A etiketi oluşturalım.
Yani link etiketimizi oluşturalım. Bu link etiketini oluşturduktan sonra hemen gelelim class tanımlamasını yapalım. Class tanımlamasına daha önce bunu da öğrenmiştik. Navtre link diyoruz. Hemen burada A'ya geliyorum içerisine. Ana sayfa yazalım buraya. Ana sayfa yazdıktan sonra bunu hemen kaydedip kontrol edebiliriz. İsterseniz bu anda burayı seçili olarak tanımladığımız için seri only class yapısında kullanabilirsiniz. Bu seri only class yapısı da o anda sizin nerede olduğunuz hakkında yani ne işlem yaptığınız hakkında bilgi vermesi için kullanılan class yapısıydı. Onu da görelim. Örneğin buraya bir span yapalım. Bu span'a gelelim. Bir class tanımlaması yapalım. Class tanımlamasına sr-only diyerek ekranda gözükmesini engelliyoruz. İçerik kısmına da ne olduğu hakkında bilgi veriyoruz. Örneğin current diyelim. Yani bulunduğumuz andaki durumu belirtmek için kullanalım. Bu da bu şekilde kalsın. Şimdi bunun haricinde tekrar edersek bu list kullanarak devam edebiliriz. Örneğin bir tane daha yapıştıralım kopyalayıp. Bu sefer buradaki span kısmına gerek yok. Bunu silelim. Ana sayfa yerimize kurumsal yazalım. Kurumsaldan sonra aktif kısmını da silelim. Ve bu şekilde kaydederek hemen gidip bir kontrol edelim. Geliyorum buraya F5'e basıyorum. Ve tekrardan buradaki butonuma basıyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfa kurumsal bu şekilde basıldığı zaman geliyor. Şimdi menümüzü öncelikle bir büyütelim. Ve daha sonra bu menü hakkında direktmen gösterimlerini nasıl değiştiriyoruz buna bakalım. Tekrardan editörüme geliyorum. Bu sefer buradaki en sondaki kurumsalı kopyalıyorum. Ve alt tarafa gelerek iki tane daha yapıştırıyorum. Kurumsal yerine bu sefer bir sonrakine örneğin kariyer diyelim. Ondan sonrakine de gelelim iletişim diyelim. Şimdi iletişim kısmında disabled class yapısını tanımlayarak bunu da belirtelim. Bunları daha önce gördük arkadaşlar fakat alışmanız için tekrardan kullanıyorum böyle. Şimdi devam edelim. Burada bu sefer bunun hangi durumda bu şekilde yani buradaki buton yapısını hangi durumda tıklandığı zaman açılacağını, ne zaman gözükeceğini belirleyebiliyoruz. Hemen gelelim bunu öğrenelim. Şimdi direktmen F5'e bastığım zaman dikkat edin. Direktmen burada bu şekilde geliyor. Bunu hangi boyutta gelmesini ayarlayabiliyoruz. Bunu tanımlayalım. Şimdi bu en üste geldikten sonra navbar diyorum. Daha sonra expand yazıyorum. Şimdi bundan sonra da hangi boyutta bu butonun çıkmasını istediğimizi belirtebiliyoruz. Örneğin buraya LG yazarsam LG boyutuna geldiği zaman bu çıkacaktır. Çıkmadığı durumda ise burası standart olarak gözükecektir arkadaşlar. Bir hata yapmadıysak bu şekilde olması gerekiyor. Hemen kaydedip bir kontrol edelim. Geliyorum buraya F5'e basıyorum. Evet gördüğünüz gibi burada logomuz yanında logomuzun içeriği yani burası komple logo yerine geçiyor. Burada ise menümüzü oluşturmuş olduk. Şimdi burayı yavaştan küçültelim. Küçülttüğüm zaman gördüğünüz gibi direktmen burada benim butonum çıkıyor. Butona tıkladığım zaman da burada içeriğim çıkmış oluyor. Yani menüye bu şekilde ulaşmış oluyorum. Yani LG boyutuna kadar burayı komple bu şekilde butonla gösteriyoruz. LG boyutundan sonra normal standart boyutlu oluyor. Evet burada da fark ettiğiniz gibi LG boyutuna geçtiğim zaman normal yani LG boyutundan büyük olduğu zaman normal bu şekilde gösteriyoruz. LG boyutuna geldiği zaman da direktmen küçülüyor. Şimdi mesela burada bu şekilde. Şimdi ben burayı SM yaparsam bu burada gözükmeyecektir. Hala komple menüyü göstermeye çalışacaktır. Ona bakalım. Hiç tarayıcı ellemiyorum. Buraya geliyorum. Navbar expand LG yerine SM yapıyorum. Burayı tekrardan kaydediyorum ve buraya gelerek F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi F5'e bastığım zaman direktmen butonum gitti. Menüyü hala bana göstermekte. Peki küçültmeye devam edelim. SM boyutuna gelelim. SM boyutuna geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi bu şekilde tekrardan butonum çıkıyor. Butona tıkladığım zaman aynı şekilde menüyü bu şekilde kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Başka neleri var bunun? Bunları görelim. Öncelikle burayı istersek drop down halde de çevirebiliriz. Fakat bunu yapmayacağım. Örneğin bu list item'ı drop down yapabiliyoruz. Onun için daha önceki dersimizde görmüş olduğumuz menüler drop down'ı inceleyebilirsiniz. Bu derste yaptık aynısını. Yani hatta isterseniz burayı kopyalayalım. Aynısını gelelim. Buradaki kurumsal kısmı ile değiştirelim. Buraya yapıştırıyorum. Kaydedip hemen bir bakalım. Geliyorum buraya F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi artık drop down şeklini almış oldu. Yani bunları daha önce dersimizde yaptık. Ben burada menü var nasıl oluşturuyor? Daha çok bunun üzerine düşmek istiyorum arkadaşlar. Devam edersek yani küçültelim hatta. Buradaki duruma da bakalım. Burada da aynı şekilde drop down şeklinde geldiğini görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde biz neler yapabiliyoruz? Buna bakalım. Hatta yapmadan önce bu drop down'ı da tekrar anlatayım olmazsa. Şimdi burada bir list item oluşturduk. Bu list item'a gelerek bir tanımlama yaptık. List item'a önce
nav-item-dropdown yazdık. Yani açılır bir alan olduğunu belirttik. Daha sonra buraya bir A etiketi oluşturduk. A etiketine de aynı şekilde tanımlamaları yaptık. Bu navlink dedik. Dropdown toggle dedik. Daha sonra data toggle dropdown olduğunu, yani açılır olduğunu belirttik. Açıldığı durumda da alt tarafında açılacağı alanı ayarladık. Yani açılacağı zaman da bu alanı gösterecek. Buraya da bir class tanımlaması yapıyoruz. Dropdown menu diyoruz. Dropdown menünün içerisine ise açılır menünün içeriğini tekrardan buraya tanımlıyoruz. Örneğin buraya kurumsal dedikten sonra kurumsalın içeriği hakkımızda misyon, vizyon, burada da kullandığımız div dropdown divider, yani araya bir çizgi atıyor. Burayı ile bu kısmı birbirinden ayırmış oluyor. Bu şekilde bir tanımlama yapmış olduk. Şimdi devam edelim. Başka neler yapılıyor onu öğrenelim. Örneğin isterseniz bunun içerisine bir arama kısmı da ekleyebiliriz. Yani bu form olarak kullanabileceğimiz bir alan düşünün. Onu isterseniz buraya ekleyelim. Hatta direktmen yapalım. Bu divden sonra geliyorum. Bir form oluşturuyorum. Bu formu gelerek bir class tanımlaması yapıyorum. Class tanımlamasına form-inline diyorum. Inline dememin sebebi yan yana gözükmesi arkadaşlar. Bunları daha önce işledik zaten. Bu işlemi yaptıktan sonra içerisine gelerek örneğin bir input oluşturalım. Bu input tanımlamasına öncelikle type'ını belirtmemiz gerekiyor. Type'ı search olsun, yani arama olsun. Yan tarafına gelelim. Bir class tanımlaması yapalım. Bu class tanımlamasına da ne olacağını belirtelim. Class diyorum buraya. Öncelikle form-control class tanımlamasını yapıyorum. Daha sonra hemen yan tarafına geliyorum. Bir placeholder oluşturalım. Yani bilgi verelim buraya. Placeholder oluşturduktan sonra search diyelim. Hatta Türkçe yazalım. Arama olsun direkt. Yani arama olarak ekranda gösterelim yani bu yazıyı. Alt tarafa gelerek de bir de buton oluşturalım. Hemen geliyorum buraya, buton oluşturuyorum. Butona gelerek class tanımlaması yapıyorum ve btn yazıyorum. Daha sonra bu btn'nin bir rengini, biçimini belirtebiliriz. Örneğin btn'e buna success diyelim. Hemen içeriğine gelerek de örneğin ara diyelim. Bu da buton için hani tıklanmayı gösterdiğimiz alan. Yani butonun içeriğindeki yazı. Şimdi type kısmına gelelim. Type kısmı bu sefer buton değil de submit olacak. Yani bir işlem yapacak arkadaşlar. O yüzden submit olarak tanımlanır buralar. Şimdi kaydediyorum. Tekrardan hemen tarayıcıya giderek bir kontrol edelim. Geliyorum buraya. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi buraya da ara butonum gelmiş oldu. Şimdi bunların arasına bir boşluk bırakalım. Bu ara kısmını da bu şekilde değil de daha farklı gösteririm. Yani üzerine gittiği zaman bu şekil alsın. Ama outline buton yapısını kullanalım. Hemen ona da bakalım. Geliyorum buraya. Öncelikle bir class tanımlaması yapalım. Class tanımlaması mr. Pardon arkadaşlar, buraya değil. Hemen forma tanımlayacağız bunu. Yani input kısmına tanımlayacağız. Geliyorum buraya mr diyorum. Mr'den sonra tre diyorum. İki class yapısını kullanıyorum. Şimdi bu şekilde kullanırsak, yani margin right 2 dedim. 2 birimlik bir boşluk bırak diyorum sağ tarafından. Fakat küçüldüğü zaman bu sıkıntı yaratacak bize. Önce bir sorunu görelim. Daha sonra o problemi çözelim. Burayı da silelim. Kaydedip hemen tarayıcıya giderek F5'e basıyorum. Şimdi burası düzeldi. Şimdi burayı küçültüyorum. Küçülttüğüm zaman burada hala bir boşluk bırakıyor. Bu mantıklı değil arkadaşlar. Yani burada bir sıkıntı oluyor. Hemen bunu düzeltelim. Tekrardan geliyorum buraya. Şimdi buradaki mr-2 yerine mr-sm-2 diyorum. Yani small boyuta kadar 2 olsun. Ondan sonra bu boşluğu verme diyorum. Bu sefer kaydedip gitmeden hemen buradaki btn'yi de değiştirelim. btn-outline-success yapıyorum. Bu ara kısmına da şöyle bir boşluk bırakarak daha fazla olmasını sağlayalım. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra hemen kaydedelim ve tekrardan bir bakalım nasıl gözüküyor. Geliyorum buraya. F5'e basıyorum. Evet. Şimdi tekrardan küçültelim. Burada boyutlamanın haricinde bir problem var. Bu problem de aslında bizim içeriğin dışına yazmış olmamız. Yani şu collapse durumunun dışına yazdık bu formu. Bundan kaynaklanıyor. Bunu da düzeltelim hemen. Buraya geliyorum. Buradaki formu kopyalıyorum. Hatta kesiyorum. Daha sonra bu divin içerisine gelerek buraya yapıştırıyorum. Şimdi burayı da düzenleyelim önce. Bu şekilde tekrar kaydedip hemen tekrar kontrol ediyoruz. F5'e bastığım zaman evet, şu anda düzeltmiş olduk arkadaşlar. Buraya bastığım zaman bu şekilde hem formumu hem aramayı oluşturmuş oldum. Fakat SM kısmında bu arama direkt buraya yapışmış durumda. Bunu da ayarlayalım. Yani bu hoş durmuyor. Hemen ona bakalım.
Şimdi tekrardan buraya geldikten sonra butona bir tanımlama yapıyorum. Bu sefer buraya M'ye diyorum. Yani yukarıdan aşağıdan bir boşluk bırak diyorum. Tire 2 diyorum. Şimdi tekrardan kaydediyorum ve tekrardan bakıyoruz arkadaşlar. F5'e basıyorum. Tekrar geliyorum aşağı doğru. Gördüğünüz gibi bu şekilde aralarında bir boşluk bırakmış olduk. Bunun haricinde başka ne yapabiliriz? Hemen bunları bir düşünelim. Bakalım. Buradaki form yerine yazı yazabilirdik. Yani şu şekilde düşünün. Burada bir paragraf var. Paragrafın içerisinde lorem yazıp yazı yazdınız. Tabi bu kadar uzun değil. Şöyle ufak bir yazı yazdığınızı düşünüyorum. Hemen kaydediyorum. Buradaki formu şimdilik şöyle seçiyorum hepsini. Ctrl Shift 7'ye basarak burada pasif hale getiriyorum. Kaydedelim. Bakalım buna. F5'e basıyorum. Sayfayı büyütelim. Gördüğünüz gibi lorem yazımız burada. Bunu biçimlendirdikten sonra duruma göre nerede gözükmesini istediğimiz vesaire ayarlayıp yazı da yazabiliriz. Onun haricinde ne yapabiliriz? Tekrardan geri alıyorum. Burada örneğin buton yaptık. Bu butonun boyutunu belirtebiliriz. Buraya mesela btn tire sm yazabiliriz. Yani küçük olmasını sağlayabiliriz. Buna da bakalım. F5'e basıyorum. Böyle small bir şekilde küçük gözükmesini sağlayabiliyoruz. Vesaire bunun üzerinde oynanabilir. Şimdi burayı birbirinden ayıralım. Hemen geliyorum buraya. En başa bir tanımlama yapıyorum. Hatta şu sevmek neyse kalsın. En başa bir tanımlama daha yapacağız. Bu da hangi alanda gözükmesini istiyorsak onun için arkadaşlar. Yani buradaki form ile menüyü birbirinden ayırmak için kullanacağımız yapıdan bahsediyorum. Şimdi burada UL kısmına geliyorum. Yani menümüze geliyorum. Nav'dan sonra bir tanımlama daha yapıyorum. Bu nav kısmına MR-Auto yazıyorum. Bu ne demek? Margin Right demekti. Margin Right kısmını otomatik hale getir diyorum. Yani sağ tarafını kendine göre ayarlıyor arkadaşlar. Bu durumda sağ tarafındakileri en sonda olup menünün sol tarafta olmasını sağlayacak. Kaydedip bir kontrol edelim. Dediğim gibi anlayacaksınız. Buraya geliyorum. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi arama kısmım burada. Menüm burada. Left deseydim tam tersi olacaktı. Hemen bir bakalım ona. MR yerine ML diyorum. Margin Left yani. Kaydediyorum. Geliyorum buraya. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer buraya yanaşmış oldu. Şimdi eğer ki center dersem yazıyı da bu ortaya alırım. Center kısmı da nasıl oluşturuyordu? MX diyorduk. Buraya auto diyorduk. Yani sağdan soldan bu sefer düzenlemiş oluyorduk. Tekrar kaydedelim. Buraya geliyorum. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi ortada olmuş oluyor. Bu tarafta olsun. Bunun için MR olacak. MR auto olduğum zaman bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra tekrardan kaydedelim. Bir bakalım başka neler yapabiliriz? Bunları düşünelim. Şimdi böyle durdu. Küçülttüğümüz zaman da burada en son LG yapmıştık. LG boyutuna kadar duracak. LG boyutundan sonra bu şekilde butonumuz çıkacak. Ve response yapısına sahip olacak dedik. Bunun haricinde bunu fixed hale getirebiliriz mesela. Bak evet. Buradaki yapıyı mesela sürekli tarayıcının en üstüne sabitleyebiliriz. Hemen buna bir bakalım. Öncelikle anlayabilmek için alt tarafa gelerek bir BR etiketi oluşturalım. Burayı bir düzenleyelim. Nav'dan sonra geliyorum. Buraya BR etiketi oluşturuyorum. BR etiketini birden fazla oluşturalım. Ve farkı anlayabilmemiz için inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle yapıştırıyorum buraya birden fazla. Normalde tabi bir tasarım yaparken böyle boşluk vermek için bunları kullanmayacağız arkadaşlar. Sadece buradaki yapı için hani şu anda görebilmek için yapıyorum bu işlemi. Hemen birden fazla böyle yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Şimdi bakalım önce F5'e basıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi menü gitti. Ama bazı sitelerde görüyorsunuz menü burada sabit bir şekilde duruyor. Hemen önce sabit en üstte nasıl oluşturuluyor buna bakalım. Geliyorum buraya. Bir tanımlama yapacağız arkadaşlar. En baştaki nav'a geliyorum. Fixed yazıyorum. Fixed yazdıktan sonra sabit olduğunu söyledim. Daha sonra hangi konumda olacağını söyleyeceğim. Yukarıda mı aşağıda mı? Örneğin tire tap dersem en üstte sabit bir şekilde kalmasını sağlıyorum. Tekrardan kaydedip bir bakalım buna. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bu burada sabit bir şekilde en üstte duruyor arkadaşlar. Şurada boşluk olmaması lazım. Muhtemelen yukarıda daha önce yaptığımız çalışmalardan dolayı arada bir boşluk kaldı. Eğer çalışmamızı en üstte alıp bir deneyelim onu. Hemen buradaki navı komple alıyorum. Kopyalayalım. Kesiyorum hatta. Şimdi en üste çıkıyorum. Body'den sonra direktman buraya yapıştırıyorum. Burayı kaydediyorum ve tekrardan gelerek F5'e basıyorum. Hala olmadı. Bir sıkıntı var sanırım. Tekrardan bir bakalım. Evet arkadaşlar burada ilk başta MY-5 dediğimiz kısım burada. Bak burayı unuttuk. Silelim burayı. Bundan dolayı yukarıdan bir boşluk bırakıyor. Tekrar kaydedip hemen tekrardan bir kontrol ediyoruz.
F5'e bastığın zaman evet şu anda düzeldi. Bu şekilde sitenin en başında sabit bir şekilde kalmasını sağladık. Bunun haricinde örneğin bir tane daha yapalım. Nav'a geliyorum. En başta yaptığımız tanımlamalardan bir tanesiydi. Şimdi buradaki nav'a geldikten sonra buraya fixit diyorum. Fixit dedikten sonra bu sefer button diyorum. Aşağı tarafta sabit olmasını sağlıyorum bu şekilde. Kaydedelim ve bunu da kontrol edelim. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bu burada sabit. Diğeri burada sabit bir şekilde duruyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamen bir sitede kurumsal olarak bir menü kısmı nasıl oluşturuluyor bunu öğrendik arkadaşlar. Bunun haricinde başka neler yapılabilir? Örneğin container class yapısının içerisine de alabilirsiniz. Hatta şu içeri orta kısmını da container yapısının içerisine alalım. Buna da bir bakalım. Buraya geliyorum, bir div oluşturuyorum. Hemen geliyorum, class tanımlaması yapıyorum ve container yazıyorum. Daha sonra buradaki içeriği alarak hemen bunun içerisine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burayı kesiyorum. Geliyorum, container class yapısının içerisine yapıştırıyorum. Buradakini almadım çünkü bu zaten bottom olarak fixed tanımladık en altta. Bu da kalsın. Şimdi kaydedelim, bir de bunu inceleyelim. Buraya gelip F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde ortada ayarlamış olduk arkadaşlar. Bunun haricinde bir de renklendirmeleri yazabiliriz aslında. İsterseniz hızlıca bir de ona bakalım. Gelelim buraya. Buradaki nav'ı çoğaltalım. 3 tane var zaten burada. Siyah ve zaten light'ı da kullandık. Gelelim buraya. BG light kısmını değiştirelim. Bu sefer success diyelim. Buraya primary diyelim. Buraya secondary diyelim. Buraya info diyelim. Alt tarafına danger diyelim. Buna da warning diyelim. Şimdi tekrardan kaydedip bir de bunları inceleyelim. Gelelim buraya F5'e basalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de renklendirmelerini vermiş oluyoruz arkadaşlar. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu istediğinizi kullanabilirsiniz yani. Bu şekilde farklı farklı durumlar var. Bunun haricinde şu anda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Siz ekstra istediğiniz bir durum olursa onun üzerine devam ederiz. Bu şekilde de kurumsal bir menüyü tamamen nasıl oluşturuyoruz öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.